Bir saniye arkadaşlar şunu netleştir. Şuradan yapalım. <laughs> Yaptığımız yeri tecrübetiyle ile beraber bir okuyuş yapalım. İstahar bile. Velillahi gaybun <laughs> semawati vel ardu. Ve ma إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَب أَقْرَب Bunu özellikle yapmamız اللَّهَ كُلِّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إن ala kulli şeyin kadir. Evet, bugünkü dersimiz kıymetli kardeşlerim. Bakıyorum kaç dakika var? Ha, 22 dakika olmuş. Tamam dur. 8 dakikalık kalacağınız var. Gülsüm abla hoş geldin. Şuradan arkadaşlar tecvit soracağım. Sizler aşağıdan yazabilirsiniz. Aleykümselam. Yemuru bil adli. Arkadaşlar şurada hangi tecvit kuralı vardır? <laughs> e arkadaşlar derslerimiz 30 dakika olunca Kurban olayım bize de müsaade edin ölden sonra yaz Kur'an kursu talebeleri var. Gece ikiye kadar bahçede çalıştım. Daha bugün yine çalışacağım. Gerçekten çok yoruluyoruz. Hakkınızı helal edin. Bak burada hangi tecvid kuralı var? Galet içerisine aldığım yerdeki tecvid kuralını soruyorum. Şurada. Teşekkür ediyorum Allah hebeten razı olsun. Neredesiniz ey 150 tane arkadaş? Ey chatteki arkadaşlar yazmak bu kadar mı zor? Anlatmak daha zor değil mi? Aşağıya yazabilirsiniz. Burada hangi tecrüt kuralı var? Gano Mütegari <laughs> Bey'in. Zehra ne yaşıyorsun? Mübarek ne yaşıyorsun? İshar-ı Kameriye demiş kraliçe. Diğer arkadaşlarımızın hiçbiri bilmiyor herhalde. Sağlık olsun. Arkadaşlar. Burada ishar kameri olmaz. Burada ishar kameri bu elif lam takısı değildir. Elif lam takısı şunun gibi. Anlaşıldı mı? Mesela şöyle yapalım. İshar-ı kameriye elif lam takısı. Buradaki elif lam takısı değildir. B'yi uzatan normalde burası eliftir. Buradaki nedir? Uzatan met harfidir. Bir sonraki harfe vuruş yapmamız gerekiyor. O yüzden burayı uzatmıyoruz. Yani isharı kameriye değildir kıymetli kardeşlerim. Yanlış. Orada bir tecit kuralı yok. Sadece bil adeli cizme vurmamız gerekiyor. Kafanız karışmasın. Peki şurayı da söyleyin. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Arkadaşlar tenvinden sonraki gelen Z pardon tenvinden sonraki gelen harfimiz mim harfi hangi tecrüt kuralı olur? İdgamu me'algunne bravo idgamu me'algunne arkadaşlar ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim yani arkadaşlar buradaki Tenmin'in nununu ortadan kaldırıp mim harfini ben deniz şeddeliyorum. O yüzden burası müstakim, sıradım müstakim şeklinde olması gerekiyor. Ama burada kendinden nişette olsaydı ben yapmasaydım o zaman burası idgamı misleyin misleyin olması şartı vardı. O zaman burası idgam misleyin malgun olurdu. Eyvallah. Aziz pek kıymetli gönül dostlarım. Bugünkü 30 dakikalık dersimize iştirak ettiniz. Uzaktan yakından kiminiz Avrupa'dan, kiminiz Asya'dan, kiminiz de Ankara'dan katıldınız. Dolayısıyla Rabbim hepinizden razı olsun. Kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim tez zamanda izale eylesin. Hep beraber hepimizin üzerine okuyoruz arkadaşlar şu an. Ya Rabbi şu an burada bulunup da sesimizi duyan tüm kardeşlerimize Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ya Allah Celle Celaluhu. Bu kimin duasıdır arkadaşlar? Ankara'da Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin türbesinin ön tarafında eskiden psikolojik sıkıntı hastası olan kişilerin gelmiş olduğu bir tane Mehmet Amca vardı. O gelene bir çorba yapardı. O çorbanın içerisine de ya şafi, ya kafi, ya muafi, ya Allah celle celaluhu derdi. Bunu devamlı kendinize okuyun. Kimin ruhsal bedenen sıkıntısı varsa tez zamanda üzerindeki sıkıntılar gider. O yüzden benim en çok yaptığım duadır ve şu anda bu sesimizi duyan tüm kardeşlerimizin de hastaları varsa Rabbim hastalarına şafi ismi hürmetine şifalar versin. Dertler varsa dertlerin tez zamanda e, dertlerini gidersin. Boşluklar varsa boş, tez zamanda borçlarında Rabbim ödemeyi edalar nasip etsin. Görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayet ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.